Miyom dediğimiz şey rahmin düz kas tabakasından kaynaklanan iyi huylu tümörler aslında. Başka adları da var, fibroadenom, fibrom gibi, ama daha çok miyom olarak geçer. Miyom aslında çok sık bir şey. Sokakta baksanız 4 kadından birinde ultrasonda miyom tespit edebilirsiniz. Bu nedenle rutin jinekolojik muayenede de çok sayıda miyom saptayabiliyoruz. Miyomlar çok sık görülüyor ama her miyom tedavi edilmesi ya da bir şekilde ameliyat edilmesi gereken miyomlar olmuyor. Bunda neye göre karar veriyoruz? Bir hastanın kliniği. Kliniği ne demek? Şikayetine. Yani bu miyom hastada bir şikayete sebep olabiliyor mu? Diğer bir konu miyomun büyüklüğü ve yerleşimi. Başka bir konu zamanla büyüme gösterip göstermediği, bu durumda kötü huylu bir şey olabilir mi diye şüpheleniyoruz. Tüm bunların neticesinde hastaya özel, hastanın yaşına özel, çocuk sayısını tamamlayıp tamamlamadığına da dikkate alarak miyomun tedavi etmek ya da takip etmek yolunu seçebiliyoruz. Miyom düz kas hücresinin tümörü, çünkü rahmin ana kas dokusu düz kas. Vücudun birçok yerinde görülen düz kas tümörüyle aslında aynı şey. Genelde hiç doğum yapmamış kadınlarda daha çok görülür. Doğum birazcık miyomdan koruyan bir şey. Özellikle çok sayıda doğum yapan kadınlarda miyoma çok fazla rastlamayız. Ama tabii bunlar hep istatistiksel şeyler. Miyom nasıl belirtiler verebilir? Miyom öncelikle kasık ağrısı yapabilir. Evet, sağ veya sol fark etmez. Bu miyomun yerleşimiyle ilgili değil. Genel olarak kasık ağrısı. Alt karın bölgesinde ağrılar, miyomda beklediğimiz şeyler. Diğer bir konu, asıl miyomun bize başvuru sebebi ve genelde bu sebeple baktığımızda miyom buluruz. Aşırı adet kanamaları. Adet kanamalarının aşırı yoğun, parçalı, pıhtılı, hatta bu kadınlar bazen bebek bezi bile kullanır hale gelirler. Bu kadar yoğun kanamaları olur. Yalnız miyomdaki kanamada şöyle bir şey var. Miyomda kadın yine beklediği dönemde adet görür. Yani ara kanamalar veya düzensizlik çok beklenen bir şey değildir. Ama kanama olduğunda kanama çok uzun sürebilir, aşırı yoğun, parçalı, pıhtılı olabilir. Bu durumda ilk başta miyom akla gelir. Zaten ultrasonda da hemen bulgu verir. Diğer bir noktada da biz miyomları şöyle saptarız. Bir şekilde kadında kansızlık vardır ve devamlı dahiliye doktoru takip eder. Kansızlığın sebebi olarak da demir eksikliği saptanır. Yıllarca demir hapları alır. Bazen iğne şeklinde demir alır. Ama bir türlü demir depoları doldurulamaz. İşte burada dahiliye doktoru kadın hastalıkları ve doğum uzmanına yönlendirir. Eğer sizde de böyle bir şey varsa ve hiç kadın doğum muayenesi olmadıysanız ve kansızlığınız varsa lütfen bir kadın hastalıkları doğum muayenesi olun. Neden? Şimdi demir eksikliği ise eğer kansızlığın sebebi, demir neden eksik olur vücutta? Ya alımı yetersizdir ya da kaybı fazladır. Alımı nasıl yetersiz olabilir? Bir, beslenmeyle yeterli demir alınmıyordur. İki, bağırsaklardan emiliminde sorun vardır. Bu az görülen bir şeydir. Daha büyük sıklıkla sebep vücuttan demir kaybının fazla olmasıdır. Vücuttan demir nasıl kaybedilir? Bir kanamayla kaybedilir. Nasıl olur bu kanama? Eğer hasta kadınsa, demir eksikliği, kansızlığı olan hasta kadınsa ilk başta adetlerini sorgulamak gerekir. Çünkü eğer adet sırasında çok fazla kanaması oluyorsa, kan kaybı oluyorsa bu demir kaybına yol açar ve demir eksikliği görür. Bir havuz var, devamlı alttan her ay adet döneminde boşalıyor demir depolarını. Siz istediğiniz kadar ağızdan hapla demir alın ya da istediğiniz kadar demir içerikli besinlerle beslenin. Genelde bu sebeple jinekoloğa yönlendirildiğinde, yani hasta bize geldiğinde aşırı kanamayı araştırdığımızda altta yatan en önemli sebeplerden biri miyomlardır. Çünkü miyomlar adet kanamalarının aşırı olmasına sebep olur. Neden böyle bir şey olur? Çünkü adet kanaması olduğunda adet dediğimiz şey rahmin iç tabakasının bebek için hazırlanıp bebek yoksa dökülmesidir. Şimdi bebek yok diyelim, dökülecek, adet göreceğiz. Bu rahmin etrafındaki kasların kasılmasıyla olur ve dışarıya atılır kan.
Eğer bir yerde miyom varsa o bölge tam kasılamaz. Kasılamadığı için pıhtılaşamaz ve devamlı kan kaybına devam eder. 8-10 gün süren kanamalar olabilir. Bizim aşırı adet kanaması dediğimiz dönem 7 günü geçen aşırı yoğun kanamalardır. Eğer bu lekelenme şeklindeyse, çoğu kadının öyledir, 1-2 gün yoğundur sonra lekelenmedir. Bu o kadar önemli değil ama 5-6 günü ciddi yoğun parçalı pıhtılı kanamalar oluyorsa bunun muhakkak araştırılması gerekir. Miyom başka nasıl bulgular verebilir? Bir, aşırı kan kaybı ve bunun sebebi olarak da adetlerin aşırı olması dedik. Diğeri, bir şekilde idrara sık çıkma gibi veya kabızlık gibi nadir de olsa yerleşimine göre bazı belirtiler verebilir. Onun dışında kasık ağrısı yapabilir. Bir diğer sebep de yine yerleşimine göre, eğer rahimin iç tabakasındaysa veya sadece rahimin iç tabakasında değil tüm miyomlarda bu hala araştırılıyor. Gebe kalmada güçlüğe sebep olabilir. Veya gebe kalındıktan sonra yine yerleşimine ve büyüklüğüne göre düşük veya erken doğma sebep olabilir. Başka bir durumda gebelikte miyomlar genelde büyüme gösterir ve doğum kanalına yakınsa vajinal doğumu önleyici, bebeğin kanala inmesini önleyici bir pozisyonu olabilir. Peki miyomun tedavisinde ne yapıyoruz? Öncelikle her miyomu tedavi etmiyoruz. Bazı miyomları sadece takip ediyoruz. Miyomu takip mi edeceğiz, bir müdahalede mi bulunacağız? Bunun kararını verirken öncelikle bir önceki ultrasona göre hızlı büyüme gösteriyor mu? En önemli kriter bu. Eğer hızlı bir büyüme gösteriyorsa burada altta yatan kötü huylu bir dönüşüm olabilir miye bakmamız gerekiyor. Ama çok şükür ki bu miyomlar için ciddi bir dönüşüm değil. 1000 miyomda 1 gibi görülüyor ve bunları da hızlı büyüyen miyomlarda ayırt edebiliyoruz. Tedavi etmede ikinci kriterimiz bir şikayete sebep olup olmayışıdır. Demin bahsettiğim adet kanamalarının aşırı olması gibi. Başka bir sebep, eğer rahim iç tabakasında yerleştiyse bunlar gebeliğe engel olabileceği için çıkarılabilir. Gebelikte miyom çok tartışmalıdır. Gebe kalabilirliği etkisi de hala tartışmalıdır. Dolayısıyla gebe kalamayan bir kadında ilk yapacağımız şey hemen miyomu almak değildir. Diğer bir tedavi kararımız da şu, miyomun yerleşimi. Yani rahmin neresinde yer alıyor? Dışta saplı bir şekilde mi duruyor? Rahmin iç tabakasında mı veya içeriye doğru mu sarkmış durumda? Yani en önemli kriterlerimizden biri de miyomun boyutu ve yerleşimi. Boyutuna gelince belirli bir kriter yok. Yani 5 cm'in üstü ameliyat edilir gibi bir kriter yok. Boyut artık çok önemli bir belirleyici değil. Çok büyük miyomları da eğer hastaya bir bulgu vermiyorsa, kadın ileriki yaşlarda ve artık doğurganlık düşünmüyorsa, menopoza yakınsa bunları erteleyebiliyoruz. Yani bu tamamen kadının yaşına, doğurganlığına, miyomun onda bir belirti verip vermediğine bağlı. Muhakkak her hastanın ayrı olarak değerlendirilmesi gereken bir konu. Peki miyomun takibini nasıl yaparız? Diyelim ki ameliyat etmeyi istemedik, sadece takip etmeye karar verdik. Yıllık jinekolojik muayenelerle takip yeterli olacaktır. Peki miyomun tedavisinde ne yapıyoruz? Diyelim ki çok ciddi kanamalara yol açıyor veya hızlı büyüme gösteren bir miyom. Bunlarda maalesef elimize tek bir seçeneği var. O da miyomu cerrahi olarak çıkartmak. Miyomu küçültmeye yönelik ilaç tedavileri var, denenmiş. Ama bunlar çok uzun süre kullanılması gereken tedaviler. Kadını geçici bir menopoz durumuna sokuyoruz. Ve bu da bu sefer kemik erimesi gibi istenmeyen sonuçlar doğurduğu için çok aktif kullanabildiğimiz bir şey değil. Sadece biz bundan ameliyat öncesi miyomun kanlanmasını azaltmak ve kadının kan değerlerini toparlamak için kısa bir süre kullanmak şeklinde bu tedaviden yararlanabiliyoruz. Ama kesin tedavide maalesef bir yeri yok. Diğer bir şey de radyolojik olarak rahime giden damara yapılan bir tıkamayla miyomun tedavisi. Bu da daha çok araştırma modunda kalmış bir şey. Maalesef çok kliniğe yansıyan, kullanılabilir bir yönteme dönüşmüş değil. Dolayısıyla elimizde eğer miyomu tedavi edeceksek tek bir seçeneğimiz kalıyor. O da miyomun cerrahi olarak çıkarılması. Peki miyom ameliyatları nasıl yapılıyor? Birkaç yöntemimiz var. Birincisi açık ameliyat dediğimiz,
sezaryen kesisi gibi kasık alt bölgesinde yaptığımız bir kesiyle açık ameliyatla girip miyomu çıkarmak. Bir diğeri laparoskopi dediğimiz kapalı yöntemle göbek deliğinden girerek kamera eşliğinde görerek miyomu çıkarmak. Bu yöntemin avantajları var. Daha az kan kaybı, daha kısa sürede hastanede kalış ve çabuk iyileşme gibi yararları var kapalı ameliyatların. Ama deneyimli ellerde ve iyi merkezlerde yapılması gerekiyor. Yine son yıllarda gündeme giren robotik cerrahi ile, robotik cerrahi dediğimizde laparoskopinin bir robotla bir panelden kontrol edilerek yapılması. Bir başka yöntem, eğer miyom rahmin iç tabakasındaysa vajinal yolla girerek içeride histereskopi dediğimiz yine kameralı bir yöntemle miyomu çıkarmak şeklinde. Bu sadece tabii ki ulaşabildiğimiz rahim içerisindeki iç tabakası içindeki miyomlarda geçerli. Dolayısıyla miyomun cerrahi tedavisinde de çok fazla yöntem var. Miyomun nerede olduğu, büyüklüğüyle ve hastanın genel durumuyla ilgili. Burada en doğru kararı teknik imkanlara, deneyime, sizin doğurganlık kapasitenize, çocuk sayınızı tamamlayıp tamamlamamanıza göre gibi bir takım faktörlerin eşliğinde beraber karar vermek. Her hasta farklı olduğu için miyomun tedavisinde her hastada farklı bir yöntem denenebilir. Miyom ameliyatları genelde miyomun ya da miyomların çok sayıda ise çıkarılması şeklinde olur. Bu bahsettiğim çok sayıda yöntemden herhangi biriyle. Miyomlar çıkarılır. Asıl yöntem budur. Ama bazı durumlarda miyomun değil tüm rahmin çıkarılması gibi bir yol denenebilir. Bu yine kadının yaşı ve çocuk sayısını tamamlayıp tamamlamadığıyla ilgili doktoruyla beraber vereceği bir karardır. Miyomlar tekrarlar mı? Tekrarlayabilir ama bu hemen bir sene, iki sene sonra miyom olması anlamında değil, yıllar gerektiren bir şeydir. O yüzden tekrar ameliyat gerekliliği çok fazla değildir ama olabilir. Miyom ameliyatlarında her zaman için şu risk vardır. Miyom rahmin içinde kanlanması çok fazla olan bir kitle. Evet, bir yer teşkil eden bir kitle aslında. Dolayısıyla ameliyatta da kan kaybı ihtimalinin fazla olduğu bir bölge. Bu yüzden her ne yolla yapılıyor olursa olsun miyom ameliyatlarında aşırı kan kaybı gibi kontrol edilemeyen bir durum olursa rahmin alınması gibi bir noktaya gidebilir. Bu çok düşük olasılık olsa da önceden zaten doktorunuz tarafından bilgilendirileceksiniz. Miyom ameliyatı olduktan sonra kesi tipinize göre kapalı ameliyatsa hemen bir gün sonrası, açık ameliyatsa 1-2 ya da 3 gün sonrası gibi, eğer histereskopiyle yani rahim içerisindeki bir miyom alındıysa birkaç saat sonrası hastaneden ayrılırsınız. Yine ameliyatın tipine göre de iyileşme süreniz bir günle 20-30 gün arası değişebilir. 10 günden fazla iyileşme gerektiren ameliyatlar pek yapmıyoruz artık. Miyomda diğer bir konu da miyomun menopozla beraber küçülmesidir. Çünkü teorilerden biri de miyomun östrojen bağımlı olduğu, yani östrojen hormonuna bağımlı olduğu. Bu gebelikte miyomların genelde büyümesinin de açıkladığı bir tez. Ayrıca menopozda da yine östrojen etkisi çekilince miyomlar küçülme gösterir. O nedenle mesela menopoza yakın şikayeti bile olsa hasta bir süre o döneme girene kadar ameliyat edilmeyip takip edilip beklenebilir. Miyomlar çok sık gördüğümüz rahmin düz kaslı tümörü dedik. Çok sayıda tedavi yöntemi var ama muhakkak yıllık jinekolojik muayenelerle kontrollerimizi aksatmamamız lazım.